Herkese merhabalar. Sanat Tarihi Platformu olarak Ankara'daki önemli tarihi eserleri anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlere literatürde Monumentum Ancrianum ya da Ankara Anıtı olarak geçen ya da bir başka deyişle Augustus Tapınağı olarak bilinen yapıyı anlatacağız. Yapının tanıtımına geçmeden önce Sanat Tarihi Platformu YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Yapının mimari özelliklerinden bahsetmeden önce kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse, burada 1926 ve 28 yılları arasında Krakener ve Schöde tarafından bir kazı yapılıyor ve kazılar neticesinde tapınağın M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğunu ve İyonik tarzda inşa edildiğini gösteriyor bize kazılar. Ancak en kapsamlı kazı çalışmaları 1939 yılında Türk Tarih Kurumu öncülüğünde Hamit Koşay tarafından yapılıyor burada. Stilobat dediğimiz basamakların önünde bir kazı yapıyor. 4 metre kadar aşağıya inen bir sondaj kazısı neticesinde Pirik dönemine ait çamurdan küçük bir ev buluyor. Bunun yanında Filing dönemine, Bizans dönemine ve Roma dönemine ait de seramik parçalar ortaya çıkarıyor. En önemlisi tapınağın Schöde ve Krakener'in aksine Korint düzeninde olduğunu gösteren bulgulara rastlıyor. Kazılardan da anladığımız üzere tapınağın olduğu bölge Pirik döneminden itibaren iskan edilmeye başlanmış ve son görünümünü Osmanlı döneminde almış. Yapı esasında M.Ö. 2. yüzyılda Anadolu'nun Frig tanrısı Men ve ana tanrıçası Kibele'ye atfedilen bir tapınak olarak Bergama stilinde ve Helenistik özelliklerle inşa ediliyor. Bu Helenistik özellikte tapınağın bir başka versiyonunu Magnezya Artemis Tapınağı'nda da görüyoruz. Tapınağın gök tanrısı Men adına inşa edildiğini gösteren en önemli bulgu ise Trajan dönemi Ankara'sını gösteren bir sikkede tapınağın kabartma şeklinde sikkeye basılmış olmasıdır. Marcus Aurelius dönemi Ankara'sını gösteren sikkelerde yapıya yeni sütunlar eklenerek tamamlandığını görüyoruz. Yapının son evresi ise Augustus dönemine rastlar. Augustus döneminde Ankara ve çevresi Roma hakimiyetine girmiş ve bölge Galatya eyaleti olarak yönetime katılmıştır. Bu dönemde son Galat kralı Amintas'ın oğlu Pidemelis tarafından tapınak M.Ö. 25 yılında Augustus'a ithaf edilmiştir. M.Ö. 14'te Augustus'un ölmesiyle Pilemeles tarafından yapıya Latince ve Grekçe olarak Index Rerum Res Gestea ya da bir başka deyişle işte Augustus'un yaptığı işler eklenmiştir. Index Rerum Res Gestea yazıtlarını ya da Gestea Divi Augusti olarak bilinen yazıtları daha detaylı olarak işleyeceğiz birazdan. Ve Latince ve Grekçe olarak tapınağın duvarlarına işlenen bu yazıtların öneminden de bahsedeceğiz. Kısaca inşa tarihinden bahsettiğimiz yapının mimari özelliklerine geçecek olursak, yapı 7 basamaklı yüksek bir podyum üzerinde yükselmektedir ve Pseudodipteros planlı yapının pronaosunda yani ön girişinde 4 sütunlu, opistodomos yani arka kısmında ise 2 sütunlu bir düzen oluşturulmuştur. Yaklaşık 37 metreye 5 metre ebatlarında olan tapınağın naos duvarı yaklaşık 8 metre yüksekliğinde ve yine yaklaşık 4 metre kalınlığındadır. Tapınağın uzun kenarında 15, kısa kenarında ise 8 Korint başlıklı sütun kullanılmıştır. Merdivenle çıkılan ve bir cephe boyunca devam eden yüksek bir kapı ile naosa girilir. Yapının sanat tarihi bakımından en önemli özelliği ise Augustus'un ve ölmeden önce Vesta rahiplerine vermiş olduğu Index Rerum Res Gestea, yani kendisinin yapmış olduğu işleri belirten yazıtları, tapınağın naos duvarı ve güney duvarında Latince ve Grekçe olarak görüyoruz. Bu yazıtlar tapınağın pronaos kısmının yani ön girişinin iç kısmında Latince olarak, güney cephesinin dışında ise Grekçe olarak yazmaktadır. Peki 35 paragraftan oluşan bu yazıtlarda ne yazmaktaydı? 1 ila 14. paragraflar arasında Augustus'un politik kariyeri, 15. ve 24. paragraflar arasında imparatorluk yurttaşları adına yaptığı işler, bayındırlık faaliyetleri ve gladyatör dövüşlerinin dökümü, yazıtın 15. ve 25. paragraflarında ise Augustus'un askeri faaliyetleri ve cenaze töreniyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu yazıtlar Kutsal Roma Cermen İmparatoru 1. Ferdinand döneminde Kanuni Sultan Süleyman'a gönderilen Sefir Busbek tarafından bir örneği çıkarılarak yayınlanmış ve bilim dünyasına kazandırılmıştır. Bu yazıtların sanat tarihi açısından önemine değinecek olursak, Augustus M.Ö. 14. yüzyılda öldüğünde ardılı ve üvey oğlu olan Tiberius Claudius Nero tarafından Senato'da Augustus'un yaptığı işler okunuyor ve Senato kararıyla Augustus tanrılaştırılıyor ve Augustus kültü oluşturuluyor.
Augustus'un yaptığı işler de Augustus'a ait imparatorluk coğrafyasında yer alan tapınaklara işleniyor. Bu nedenle imparatorluk coğrafyasında Roma dönemi mitolojisinden bildiğimiz Apollon, Minerva, Jüpiter, Vesta gibi tanrıların yanında Roma ve Augustus'a adanan tapınakları da görmekteyiz. Ankara Augustus Tapınağı'nın önemi ise Augustus'un yaptığı işlerin hem Latince hem de Grekçe olarak sağlam kalabilmiş tek tapınak olmasıdır. Bunun yanında Pisidya Antiyokya'sı olarak bildiğimiz Yalvaç Augustus Tapınağı'nda Latince, Uluborlu Apollonia'sındaki Augustus Tapınağı'nda ise Grekçe olarak görmekteyiz. Yapının süsleme bakımından en özel birimi naos'a giriş kapısıdır. Kapıyı üç yönden iki sıra kıvrık dallar ve akantus yapraklarından oluşan bir bitkisel süsleme ile yukarıda konsolların arasında ok ve yumurta dizisi süslemektedir. Naos duvarının en üstünde dışa bakan yüzeyde kıvrık dallar ve akantus yaprakların içerisinde Nike tasvirleri dikkat çekmektedir. Bunun yanında yapıyı en altta bir sıra boyunca kengel yaprakları ile kare içerisinde simetrik olarak sekiz kollu yıldız ile ortada küçük ve büyük Menderes'i simgeleyen meander motifi sarmaktadır. Roma döneminde meander olarak adlandırdığımız bu motif aslında Hititler'deki güneş kurslarından Türk tamgalarına, İran'daki Büyük Selçuklu minarelerinden Anadolu Selçuklu minarelerine, svastikalara kadar birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Hristiyanlığın kabulüyle Augustus Tapınağı 5. yüzyılda kiliseye çevrilmiş ve Naos kısmı iki sıra sütunla 3 nefe ayrılmış ve görmüş olduğunuz Naos duvarına açılan 3 pencere de erken Hristiyanlık dönemine ait. Yapının doğu kısmına ise Naos duvarının birbirine bağlayan Ante duvarı yıkılmış ve buradaki iki sütun kaldırılmış ve kırmızı beyaz olarak görmüş olduğumuz apsis eklenmiştir. Apsisin olduğu bölümde ise kripta yani mezar odası eklenmiştir. 15. yüzyılda Ankara'da Osmanlı hakimiyetiyle birlikte Hacı Bayram Veli Camii tapınağın güneydoğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiş ve tapınak artık bu dönemde Ak Medrese olarak hizmet vermekteydi. Uzun süre Ak Medrese olarak kullanılan yapı 1900'lü yılların başlarında gerçekleştirilen kazılarla tamamen ortaya çıkarılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesiyle yapının duvarlarının yıkılmaması adına çelik konstrüksiyonlar uygulanmış ve çevre düzenlemesiyle ziyaret edilebilir bir alan olarak açılmıştır.